Bilim kurguyu bilimin ışığında kurgusal bir gelecek yaratmak olarak tanımlar. Tarihin ilk bilim kurgu filminin yaratıcısı George Méliès. A Trip to the Moon. Bu film tarihin ilk bilim kurgu filmi olmasıyla birlikte aynı zamanda sinemanın da ilk filmlerinden biri. Dile kolay. Yıl 1902. Usta sihirbaz George Méliès, Ay'a Yolculuk ve Ay'daki İlk İnsanlar kitabından ilham alarak kardeşi Gaston'dan bir senaryo yazmasını istedi. Kendisi başroldeydi. Setleri ve kostümleri elleriyle dikti. Elleriyle hazırladı, fotoğrafladı, yönetti. 16 kare oynattığınızda aşağı yukarı 14 dakika süren bu film, tarihinden de tahmin edeceğiniz üzere siyah beyazdı. Ancak Méliès eşiyle birlikte filmi kare kare boyayarak renkli hale getirmişti. Ay'a inen kapsülün o unutulmaz görüntüsüyle de kült bir yapım olmayı başardı. Ve o günlerde insanların aklına hayaline gelmeyecek Ay'a gitme fikri yıllar sonra gerçeğe dönüşecekti. Ayrıca Méliès tesadüfen gelecekte farklı alanlar içinde kullanılacak olan stop-telik adında bir yöntem keşfetti. Bir gün sokakta çekim yaparken aniden filmi bitmişti. Hemen yeni filmi taktı ve tekrar kayda girdi. Ancak ilk filmde görünen bir araba, ikinci film kayda girdiğinde gitmiş ve yerine başka bir araba gelmişti. Méliès bu iki kareyi birleştirdiğinde yeni bir şey keşfetti. Filmsel devamlılık sürmüş ama araba sanki büyülü bir biçimde başka bir arabaya dönüşmüştü. Bahsettiğim bu fikri yaratan görüntü şu an günümüze ulaşmamış olsa da Méliès bu tekniği birçok filminde uygulamaya devam etti. Şu anda da hatta onlardan birini görüyorsunuz. Bu tarz değişim ve geçiş videolarından bugünlerde TikTok'ta abartısız milyarlarca var. Elbette bilim kurgu filmleri sadece geleceğin akımlarını belirlemiyor. Aksine bilimin ışığında öyle bir gelecek kurguluyorlar ki günü geldiğinde gerçeğe dönüşüyor. Bu videomuzda geleceğin teknolojilerini geçmişten gören filmleri inceleyeceğiz. Efsanelerden başlayalım. 1961'de çekilen 2001 A Space Odyssey. Yani bir uzay macerası filmi. Bu film geleceğe gerçekten çok büyük bir ışık tutuyor arkadaşlar. Film fütüristik bir 2001 yılında geçmekte. Uzay seyahati artık kolayca yapılan bir etkinlik. Ve insanlar ay yüzeyinde siyah bir taş blok buluyor. Ancak zaman geçince anlıyorlar ki bu blok ilginç bir şekilde Jüpiter'e sinyaller gönderiyor. İki pilot, üç bilim insanı ve üst düzey bir yapay zekaya sahip süper bilgisayar HAL 9000'den oluşan bir araştırma ekibi Jüpiter'e doğru yola çıkıyor. Filmin hikayesi bu. Filmin yönetmeni Stanley Kubrick o dönem için öylesine gerçekçi bir film yapmıştı ki insanlar hayrete düşmüştü. Bir sene sonra 1969'da gerçekten insanlık Ay'a ayak basmış, hatta yayınlanan görüntülerin Stanley Kubrick tarafından bir platoda çekildiği iddia edilmişti. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi bana göre tartışmaya kapalı bir konu ama siz de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ancak Stanley Kubrick, Carl Sagan ve Arthur C. Clarke işbirliği ortaya olağanüstü kalitede bir film çıkardı. Uzayda yolculuk ve yapay zeka gibi konulara değinen filmde geleceğe yönelik pek çok öngörü yer alıyor. İlk örnekle başlayalım. Uzayda bir sabaha uyanan Dave Bowman ve Frank Paul ikilisi gemilerinde kahvaltı yapıyorlar. İkili bir yandan yemeklerini yiyip bir yandan da önlerindeki dikdörtgen elektronik cihazdan çeşitli görüntüler izliyorlar. 1968'de kimsenin bilmediği bu cihazlara biz bugün tablet diyoruz. İlk tablet de bundan 42 yıl sonra Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Peki yine aynı filmde yer alan bu görüntü size tanıdık geliyor mu? Kahramanımız bir numara tuşluyor ve karşıdaki kişi görüntüsüyle birlikte ona cevap veriyor. Bugün buna İster FaceTime deyin, ister Skype deyin, ister daha da geriye gidip MSN deyin, hiç fark etmez. Ama ne olursa olsun gelecekte yer alan bir teknoloji olduğu açık. Bu filmdeki öngörülere tamamen tesadüf dememeniz için bir tane daha paylaşacağım. Hani filmin konusundan bahsederken HAL 9000 adında bir süper bilgisayar anlatmıştım size. Şimdi bir ona dönelim. Geminin tamamına hakim, her yerden haberi olan, sadece sesli komutla her şeyi yerine getiren, tehlikeyi önceden hesaplayan, gerektiğinde uyarı veren ve sesli olarak sohbet edilebilecek bir yapay zeka. Sanırım benden Siri'nin tanımını yapmamı isteseniz size aynı tanımı yapardım. Tekrarlıyorum, yıl 1968. Biraz daha yakın tarihe gelelim. 2002 yapımı Steven Spielberg tarafından beyaz perdeye aktarılan ve Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Azınlık Raporu filmi. Bir sahnede John Anderton bir mağazaya giriyor. Karşısına çıkan bir hologram, John'un tarzına uygun kıyafetler gösteriyor. Peki bu size tanıdık geldi mi? Bugün Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, birçok internet sitesi bizim aramalarımıza, ihtiyaçlarımıza, beklentilerimize göre özel reklamlar çıkarıyor karşımıza. Bir başka sahnede John dev bir bilgisayar üzerinden sadece ellerini kullanarak videoları kontrol ediyor, ileri geri sarabiliyor. Bugün hayatımızda olan hareket sensörlerinin ilk örneği işte bu filmde karşımıza çıkıyor. Şimdi size çok uzun uzun anlatmayayım. Biraz hızlanalım isterseniz daha çok filmden bahsedelim. 1997 yapımı bir filme gidelim. Başrolünde John Travolta ve Nicolas Cage'in olduğu Face Off filmi. İyi polis oynayan John Travolta, suç dünyası kralını canlandıran Nicolas Cage'in yüzünü almayı kabul eder. Sonra da içeri sızar falan filan, yani spoiler vermeyeyim, izleyin, güzel film. Hani şu Arog'da Komutan Logar Arif'i böyle zincirledikten sonra Face Off yöntemiyle seni kullanadım diyordu ya, işte o Face Off bu Face Off'a gönderme.
1997'de bilimin bile henüz yaklaşmadığı bu olay Face Off filminde ilk kez işlendi. Aradan geçen 13 yılın ardından 2010 yılında İspanya'da ilk kez bir kişiye tam bir yüz nakli yapıldı. Bilim kurgu alanının belki de en kült filmlerinden birisi Geleceğe Dönüş serisi. Seride geleceğe ve geleceğin teknolojisine dair çok fazla öngörü var. Ancak bunlardan bazıları gerçekten hayata geçti. Örneğin bu gördüğünüz sanal gerçeklik gözlüğü. Hatta LCD televizyonlardan 3 boyutlu reklamlara, giyilebilir teknolojiden mobil ödemelere kadar pek çok öngörü yıllar yılı gerçekleşmeye devam etti. 1984 yapımı Electric Dreams filminde kahramanımız bilgisayar üzerinden verdiği komutla kendine kahve hazırlıyor. Akıllı ev konsepti zaten tam olarak böyle bir şey. Arnold Schwarzenegger'in başrolünde oynadığı 1990 yapımı Gerçeğe Çağrı filmindeki bu robot ise sürücüsüz ve otonom araçlarla ilgili %100 gerçekleşmiş bir öngörü. 1982 yapımı Airplane 2 filmindeki vücut tarama makinelerini ise bugün neredeyse tüm toplu alanlarda X-ray cihazı olarak hepimiz biliyoruz. 1966'ya gidelim. Star Trek'in Kaptan Kirk'ü eline aldığı dikdörtgen cihazın kapağını açarak Mr. Spock'la iletişime geçiyor. Bu kurgusal iletişim belki de cep telefonuyla konuşma fikrinin tarihteki ilk örneklerinden biri. Biraz filmlerden uzaklaşalım ve gelelim 2006 yılında yayınlanan bir Japon animesi olan Paprika'ya. Bu animede rüyaları ziyaret etme, kaydetme ve yönlendirme gibi konular işleniyordu. Konusu biraz tanıdık gelmiş olabilir çünkü sadece 2 sene sonra yine Paprika'dan ilham alarak çekilen Inception filmi herkes tarafından biliniyor ve sinema tarihinin en iyi filmlerinden birisi olarak anılıyor. Gerçeklik kısmına geldiğimizde de 2011 yılında UC Berkeley'de bir grup bilim insanı gerçekten bir insanın rüyasını izlemeyi başardı. Ekip kişinin beyin aktivitelerini kaydetti ve bunu bir videoya çevirdi. Benzer bir çalışma aynı dönemlerde Japonya'da da yapıldı. Yani anlayacağınız bilim kurgu bir kez daha gerçeğe dönüştü. Herkesin bildiği bir çizgi filmde final yapalım. Çocukluğumuzun en güzel yıllarında izlediğimiz Jetgiller. Uzay temalı bambaşka bir ütopyada, bambaşka bir dünyada yaşayan Jetgiller ailesini konu alan bu çizgi filmi eminim hepiniz izlemişsinizdir. Bu dünyada teknoloji artık çok sıradan bir hale gelmişti. Bu yüzden bize çok garip hissettiriyordu. Size sadece göstereceğim bir sahne var. Bunu iyi izleyin. Eşyayı toplamaya başlamadan önce bir süpürge yapayım. Eminim tanıdık gelmiştir hepinize. Şu anda mesela saat 16.37 ve saat 5'te benim evimdeki robot süpürge otomatik olarak çalışacak ve evdeki tozları süpürmeye başlayacak. Bilim kurgu gerçekten insanların ufkunu açan, hayal dünyasını genişleten, aynı zamanda da hayalle gerçeği birleştiren eşsiz bir tür. Bu filmlerde yer alan her şey hayata geçmedi elbette. Ancak bu gelecekte olmayacağı anlamına gelmez. Yani bundan yıllar sonra başka bir video yapıp yine aynı filmleri konu alıp bu kez gerçekleşmiş başka teknolojilerden de bahsedebiliriz. Örneğin 93 yapımı Jurassic Park'ta nesli tükenen bir dinozoru yeniden hayata döndürmüşlerdi. Sadece 3 yıl sonra da 96'da Coin Dolly kopyalandı. Henüz o teknolojiye sahip olmasak da ilerleyen yıllarda DNA kalıntılarından yola çıkarak nesli tükenmiş hayvanları, böcekleri ya da bitkileri tekrar hayata döndürme ihtimalimiz var. Tüm bunlar sadece geleceğe ışık tutabilecek birer örnek. Zamanın bize neler getireceği, teknolojinin ve insanlığın nereye ulaşacağı ya da sınırlarımızın tam olarak nerede olduğunu kimse bilmiyor. Peki sizin izlediğiniz eski yapımlarda gördüğünüz ve günümüzde gerçekleşen başka bir teknoloji var mı? Bunları da lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz de çok seviniriz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.